Çocuk çok korktu ya, abi abi dedi. Çocuk çok korktu ya, üzüldüm ya. Baba uyuyakaldım ya. Benim normalde 7'de kalkıp işe gitmem lazımdı. Uyuyakaldım, işe gidemedim. Neyse bugün Kel dayınızla tanıştığınıza memnun oldunuz umarım. Baba bugün bir işler var, akıllara zarar. Dur anlatacağım, bekle. Açamıyorum, elim full dolu yani. Dur bekle. Anahtarımı unuttum. Gittim eve anahtarımı aldım. Abi şimdi kel oldum ya. Üşüyorum. Kafam üşüyor bak, titriyorum yani. Onu o kadar söyleyeyim ya. Bir de kış geldi ya. Dayım sen niye ya? Sen niye? Sen neyin kafası ya? Sen kışın ortasında niye kendini kele vuruyorsun ki? Ama daha vuracağım. Buradan dün malzeme aldım. Dedim ki abi dedim malzemeler varmış. Hadi kardeş dedi ya. Sana zahmet, halleder misin dedim. Hallederim abi, niye halletmeyeyim? Yarım palet malzeme aldım, Gebze'ye götüreceğim. Gebze'ye götüreceğim ya aga. Saat 4'te orada olması gerekiyormuş. Saat 4'e kadar ben oraya hayatta yetişemem. Saat 2.30'da aldım malzemeyi Çatalca'dan. Dedim ki abi dedim bak dedim sen dedim bu işi bana bırak. Ben dedim sabah erkenden bu işi bırakayım dedim. O da dedi ki tamam o zaman oğlum, nasıl istiyorsan, nasıl biliyorsan. Şimdi ben ne yapacağım abi? Buradan Gebze'ye giderken babam da ya çok şanssız olduğumu düşünüyorum ama babam dedi ki oğlum çok şanssızsın ama zarar veriyorsun bize. Doğru diyor. Geçen gün adamın camını, aynasını kırdım. Yanaşırken. Nasıl olabiliyor işte. Kırdım. Anlatırım bunların hepsini, anlatırım. Neyse. O da bana geldi, malzeme verdi babam. Malzeme aldı, malzeme verdi. Şimdi arabada iki tane farklı malzeme var. Biri Maltepe'ye gidecek. Biri de Gebze'ye gidecek. Ah. Hayır dur. Bir de bu en son malzemeyi bırakacağım yerden de bir tane daha malzeme var. O da iki telliye gelecek. Wow. Para baba. Napolyon mu neydi? Napolyon muydu? Para. Diyor işte, şimdi diyeceksiniz ki lan parayı gördü adam dans etmeye başladı. Dayı ekonomi çok kötü. Nasıl ciddiye bağladı? Ekonomi çok kötü. Tamam mı? Para lazım. Harbi para lazım yani. Kafamda çok üşüyor. Şu camı kapatacağım. Tamam mı? Yolda konuşuruz. Öpüldüğünüz dayılarım. Seviyorum sizi. Abi nakliyeci dediğin, tamam mı? Nakliyeci dediğiniz bu tür yollardan para kazanıyor. Yani bunlar olmadığı zaman size ek bir para cebinize koyabileceğiniz çok az bir miktarda paralar kalıyor şu devirde, şu zamanda. Şimdi ben buradan oraya gidiyorum. Giderken bir tane daha malzeme var müşterinin. Onu da buraya eriyorum. Tamam mı? Buradaki yol masrafım cebime kalmış oluyor. Cebime koymuş oluyor. Yol masrafı yok. Bir de gittiğim yerden alıp tekrar geri geliyorum. Bu da ne demek oluyor? Geri gelen mazotum karşılanmış oluyor. Yani ben bugün hiç mazot harcamadan para kazanmış olacağım. Sadece araba kullanarak. Bu şekilde olursa gerçekten güzel paralar kazanılıyor arkadaşlar. Ama buna da tabii ki de büyük bir şans lazım. Büyük bir şans ile bu işler çok güzel şekilde halledilir. Araba biraz tozlu, kirli, kusura bakmayın. Normalde ben bugün videoyu çekmeyecektim. Ama böyle bir fırsat yakalamışız. İşteyse çekelim. Kaç para kazandığımızı, ne yaptığımızı görün diye. Abi yapma ya. Yapma ya. Öleceksin ya. Abi devam etsene. Arkadaşlar. Lan burada deniz vardı lan. Burada deniz vardı oğlum. Aa. Anam. Fena sis düşmüş dayım. İstanbul sis içerisinde. Bak bu anı size görüntülemek istedim, tamam mı? Bunu unutmayın dayım. Ben de ilk defa görüyorum. Ha, deniz var gözüküyor ama baksanıza sanki bulut denizi gibi duruyor yani. Efsane.
Mükemmel. Efsane. Çok iyi. Korku filmlerinden çıkmış gibiyiz ya. Çok iyi. Baksana köprünün şeyine. Benim villam gözükmüyor lan. Lan benim evim nerede? Evimi ne yaptınız oğlum ya? İzleyicilerim bana o evi alacaktı. Evim nerede benim ya? Ayıp ediyorsunuz he dayı. Bir dahaki geldiğimde evimi gösterin bana bak. Gidelim şu malzemeleri bırakalım. Tabii ki şöyle bir muhabbet daha var. 600 liralık mazot attım. 255 kilometre götürebilirsin diyor. Yani 600 lirayla bugün bu işi bitirmiş olmuş oluruz. Ama kazanacağımız parayı da videonun sonlarına doğru söyleyeceğim. Kusura bakmayın. İzlemede kalın. Başka bir şeyimiz yok dayı. Şu an gidiyoruz. Sigara almadım. İçecek bir şey almadım. Geç kaldım arkadaşlar. Normalde 7'de çıkıp bu trafiğe girmemem lazımdı. Ben uyanamadım. Saat 8.30'da uyandım. Bir baktım. Anam, bir trafik. Dedim ki o zaman Mert bekle. Hemen kahvaltımı yaptım. Nescafe'mi içtim. Şimdi yoluma baktım. Hem yol açıldı biraz. Çünkü sabah saat 8'lerinde 7'lerinde insanlar işe gittiği için acayip derecede trafik oluyor dayı. Böyle tertemiz gidiyoruz işte. Ufak bir trafik vardı da orayı atlattık. Bu arada hep trafik oluyor. Bağlanma yolları hep birbirine çakışıyor. Şu an gidiyoruz. Mesela şu öndeki abi de gitse daha da gideceğiz. Evet, teşekkür ederiz. Duydu beni. Çaktım dönmesin diye. Şöyle rahat rahat gidelim, hızlı hızlı gidelim, işlerimizi halledelim. Çünkü öğlen aralarına girdiklerinden sonra problemler yaşayacağız arkadaşlar. Öğle aralarına girmesinlerini istemiyorum. Geç kaldık zaten, hızlı bir şekilde halledelim. 35 dakikaya Maltepe'ye gidecekmişiz. Şu koliler var. İlk önce şu kolileri bırakacağım. Daha sonrasında arkadaki paleti bırakacağım. Daha sonrasında Gevze'den bir tane tank alacağım. O tankı da İtalya'ya bırakacağım. Mis. Şimdi arkadaşlar şu mazot fiyatlarını görüyorsunuz. 26-35. Buradan mazot fiyatını gördükten sonra buradan da işte mazotu dolduruyorsunuz. 1000 liralık dolduruyorsunuz. Fakat iki diş artıyor. İki diş arttığı için insanlar sinirleniyor. Ve o yüzden de geliyorlar burada, tamam mı? Sinir atıyorlar. Ben de aynısını yapacağım bugün. Şu içeriden parayı bozdurayım, geliyorum. Bastım, sen çekeceksin. Buna vuracağım. Tamam mı? Sebebi de mazottan dolayı. Mazottan dolayı. 1000 lira mazot koyuyorum. İki diş artıyor. Onun için sinir atman lazım ki tamam mı? Sakin olayım. Beni çek, beni çek, beni çek, beni çek. Bu biraz kırıkmış gibi geldi. Abi bu kırık ya. Ya sen çok iyi misin lan? Her sabah böyle stres atarsak... Sen çok iyi misin? Mis gibiyiz. 2200. Rekor 2000. Adama bak, çok az kaldım. Hazırlanmış. Abi teşekkür ederim. Çok sağ ol. Adam onu 2400 yaptı ya. Fena vurduk ya. Bir de bozuk yani. Bu nasıl bir kamera ya? Araba kamerası. Abi bu araba kamerası. Aksiyon. Çok kızmış ya. Kendinize iyi bak. Teşekkür ederim. Ya baba böyle bir şey yok ya. Tamam, günlük stresini attık. Tamam mı? İşimize devam edelim. Şimdi sakin bir şekilde işlerimize bakalım. Hadi. Şurası. Kapıyı açsınlar gireriz. Abi.
Artık arabaya o kadar alıştık ki baba, arabanın sesinden, ince yerlerinden veya işte nasıl yanaşırız, nasıl ederiz, bunların her şeyini zaman zaman alışıyorsunuz, zaman zaman öğreniyorsunuz. Birçok tanıdığım akrabam olsun, kaynanam olsun, annem olsun, herkes hani bir çıkamadıkları yerde beni arıyorlar, diyorlar hani Mert gelip çıkartır mısın diye. O kadar ince yerlerden girmeye başladık ki artık çünkü. Şimdi mesela buradan sol tam yapamayız, biraz daha aşağı vereceğiz, orayı sıfır geçeceğiz. Bak şurayı sıfır alacaksın, tamam mı? Sıfır aldın, çevirdin, döndün. Döndün, dönüyorsun hala. Bak sol hala var, sıkıntı yok. Döndün, döndün, döndün. Bu kadar. Ya ben bu kameradan anlamıyorum ya. Kamerayı baslamayı unutmuşum. Adamla ne güzel muhabbet ettim. Adam da güzel bir insandı. Konuştuk ama kamerayı kayıt almayı unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi kolileri bıraktım. Bir iş daha çıktı. Çok yakın bir yerden alıp bir 2-3 sokağa bırakacağım. Oradan da bir şeyler indireceğim. Oradan tekrardan Gebze'ye gideceğim. Bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor? bugün para kazanma günümüz. Nasıl gidiyorum ama para kazanınca? Dayı işler çok kötü olunca işte böyle şaklabana dönüyorsun a**ımın yerinde. Neyse hadi devam edelim. Şu işleri bırakalım. Bırakalım. Sığmaz sığmaz abi, iki sefer lazım. Ben iki seferde biter mi diye düşünüyorum da bitmez gibi geliyor bana he. Üçe basar mı bu? Biter mi? Abi içeride kaç saydı? Vallahi bilmiyorum ki, ne sayıda? Buraya bir 20-25 tane var şu an. Yok. Yok mu? Var var. Var. Yok abi, 25 defa gidip gelmedik. Sen gelmedi gün. Niye bunların hepsi orantılı değil? Gel gel. Bir dakika bakacağım, dur abi. Şuraya koy bakayım kanka. Anladım, geliyor lan bu. Aman ağabeyim, tutsana oğlum. İt. Abi çıksana oradan, ben kapatayım. Kapa abi onu. O ne lan? Kız gibi kapatıyor. Büyük araba ama. Vallahi billahi. Tamam. Ben bunu gideyim bırakayım, geleyim. Hemen gelme abi. İşlerim var. Geliyorum. Şimdi bir seferini yaptık. Yapacağız. İkinci sefere yapacağız ama arabanın arkasındaki paletler saat 4'e kadar bırakmam gerekiyor. Ondan ötürü de hızlı olmam gerekiyor. Eğer üçüncü sefer olursa diyeceğim ki abi yapamam. Şurasıydı ya, yakındı. Yakın yer olduğu için sıkıntı yok ama hızlı olmamız lazım. İşte böyle geç kalkarsan işine geç kalırsın kardeş. Al abi. Tabii tabii abi. Yakın mı ya? 4 kilometre. Yemeğe çıkacağım da tamam, yapacak bir şey yok. Abi 15 dakikaya gelirim. Tamam ya, 15 dakikaya çıkıyorum ben de yemeğe zaten. Çıkacaksınız mı? Tamam sen git gel. Eğer çıkacaksınız yapmayacağım çünkü gideceğim, yok geç kalırım valla. Beklersen çok kral olur. Para kazanırım ama beklemezsen yapamam. Tamam. Canımsın ya. Kral, teşekkür ederim. Memnun oldum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet. Bu işte burada bitti baba. Şimdi gidelim Gebze Güzeller Sanayisi'ne paletimizi bırakalım. Oradan sonra da
Oradan alıp iki telliğe gelelim. Kuşum çık oradan yavrum evladım. Bari hiç bozmamış istifini. Hadi öteki yere gidelim baba, çok serledim, çok. Çok hızlı olmam lazım. Gençler, yola devam ediyoruz. Yola devam ederken bir tane araba gördük. Chevrolet. Büyük ihtimal çok tatlı duruyor. Büyük ihtimal kiralık olabilir ama olsun. Onun için de çekmek istedim. Abi sen niye şimdi önümüze geçtin ki ya? Biz ne güzel arabaya bakıyorduk. Dur, geçeceğim onun önüne. Baksanıza baba. Efsane durmuyor mu? Çok tatlı duruyor. Öyle bir tane araba alıp gezmek isterdim yani. Nostalji ve güzel. Baksana baba. Bir daha alttan açacaksın ufak nostalji müziği. Tamam mı? Mis. Babacığımıza da selam verelim. Çünkü işlerimiz var. Kendine iyi bak abi. Kralsın ha. Baksana Chevrolet ya. Şimdi şöyle boş bir yola çıktım. Burada bir tane yol gördüm. O yolda anlatacağım size derdimi, tasamı. Şimdi bugün ne yaptık? Bugün ne yaptık baba? Bak şimdi. Bugün şöyle durayım ya. Şöyle duralım baba. Tamam mı? Bak muhabbete bak bak. Bak dayım muhabbete bak, ne kazandık bak şimdi. Bu ayrıyetten beyler. Bu kalem efsane. Bak bu kalem manyak bir şey. Bunu böyle yazıyorsun. Bak yazdın mı? Bir saniye. Öteki kalem yazıyor mu? Tamam bir saniye. Bak şimdi. Bunu böyle yazıyorsun. Baba çakmak en sevdiğimiz. Çakmağı üzerinden geçiriyorsun. Ana! Lan Mert yazıyordu lan. Efsane bir defter. Öneririm size. Bak baba, bugün ne yaptık biliyor musun? Bugün ben buradan aldım. Buradan Home'a gittim. Tamam mı? Home'a gittim. Sonra babam aradı. Babam aradı. Ne yazıyorum ben bilmiyorum ama babam aradı, dedi ki Mert dedi. Ben de dedi birkaç tane koli var dedi. Yarım paletlik. Onlar dedi Maltepe'ye gidecek. Bak evim burada. Malzemeyi aldım. Arabada malzeme var. Buradan köprüden geçip Maltepe'ye bırakılacak. Tamam dedim baba dedim. Maltepe'ye bırakırız dedim. Sıkıntı yok dedim. Zaten oraya gideceğim dedim. Tamam tamam oğlum dedi. Daha sonrasında babamdan evin önünden malları aldım. İki mal varken gittim buraya bıraktım. Mert dedi. Buradan dedi 2 kilometrelik bir alana bir malzeme var. Onu da götürür müsün? 150 lira. Dedim götürürüm. Tabii ki de götürürüm. Aldım buradan buraya getirdim. Sonra arabamı almadı. Adamı aradım abi dedim. Bu araba almaz dedim bunları. O zaman dedi abi iki sefer yap. Tamam abi dedim. Götürdüm bir daha buraya. Sonra aldım bir daha buraya geldim. 300 lira şitti bilek. Nasıl gülüyorum ama para kazanıyorum ya. Daha sonrasında buradan da çıktım. Gebze Organize Sanayi'ye geldim. Geb. Tamam mı? Gebze'ye geldim. Gebze'de bu malı bıraktım. Yani ilk başta aldığım malı buraya bıraktım. Sonra buradan aldım baba. Buraya bıraktım. Buradan şu alttaki sokağa girdim. Buradan aldım. Hop malı aldığım yere getirdim. Baba ben bugün burada parayı kırdım. Ama onu da yolda anlatacağım. Bir saniye. Ama baba sabah yola çıkacağım. Adam telefon numarasını bırakmamış. Tamam mı? Güvenliği arıyorum diyorum ki abi bak çıkamıyorum, benim çıkmam lazım. Güvenlik geldi. Numara yok. Plakaya ait kayıtlı bir daire yok. Adam kayıt etmemiş. Ne yapacağız? Hiçbir şey yok. Yarım saattir duruyorum. Benim yola çıkmam lazım. Bir sürü işlerim var. Bir ileri yap, geri yap, ileri yap, geri yap. Yok, benim arabam çıkmıyor baba. Çıkmıyor dayı. Benim araba çıkmıyor ya. Kanter içerisinde kaldım ya. Sabah kanter içerisinde kaldım yani. İniyorum arabadan, oraya bakıyorum, öne bakıyorum, arkaya bakıyorum. Yok, çıkmıyor arabam.
küfür ederdim de biliyorsunuz videolarımda küfür etmiyorum. Dedim be birader. Attım birinci vitese. Kurtarıyor mu kurtarmıyor. Bas gaza. Bak nasıl sinirlendim gördün mü? Kameraya vurdum. Bas gaza. Çat çut çat çut. Ayna mayna bütün her şeyini aldım birader. Sonra gittim telefon numarası bıraktım. Adam aradı. Arabaya vurmuşsun. Dedim abi arabaya vurmuşsun diye bir şey mi var dedim ya. Tamam var da dedim yani araba oraya çekilir mi dedim ya. Ya biraz insan düşünür dedim ya bu arabadan. Bu araba buradan nasıl çıkacak diye. Sen dedim nasıl yaptın abi bunu dedim. Sen yani nasıl çıkardın yaptın bunu ya. Ben dedim vurdum geçtim. Nasıl vurdun geçtim. E ne yapayım abi dedim çıkamıyorum işe gideceğim gidemiyorum. Senin yüzünden paramı kaybedeyim dedim ya. Dayı ne anlatıyorsun sen dedim. Sıkıntı yok dedim yaptıracağım arabanı. Senin dedim aynan yok. Git dedim Bağcılar Güngören'den ayna al kendine. Hesabını atacağım ben sana dedim. Yok dedi ben de dedi arabayı kaldırmak istemiyorum. Bu şekilde araba kullanamam acemi. Tamam dedim abi dedim o zaman bekle beni dedim. Şase numarasını şeyini attı 2011 Clio. Gittim onun aynasını aldım 450 liraya. Aynasını taktık. Daha sonrasında dedim abi kaportaya gösterelim. Kaportaya gösterdik. Kaportacı dedi 4000 TL. Dedim ne? 4000. Dedim yok dedim abi sen dedim dalga mı geçiyorsun? Ne 4000 TL'si? Yok dedi 4000 TL. Tamam dedim abi. Yaptırırız. Benim şu an dedim param yok. O çarptım araca söyledim. Dedim ki kardeş hani abi hani adam öğretmen. Kardeşime bakmayın ben sizinle bu şekilde konuştuğum için söylüyorum. Adam öğretmen çocukluğu yani. Bir de üst komşu muymuş neymiş? Sıkıntı değil dayı. Hani problem değil. Yaptırırım. Ama yani onun yapmış olduğu muhabbet yanlış. Ama cebimden ben de sinirlik işte sinir halilik. Ne yapayım dayı? İşimden mi olayım? İşlerimden mi olayım yani? Adamın gitmesi lazım. Malzemenin gitmesi lazım. Neyse gittim benim şeyi aradım, ustayı aradım. Dedim abi dedim hani dedim bunlar dedim 2000 liraya yapıyor. Dedi 2000 lirayı çekmişler ama biz de 2000 lira yaparız. İyi dedim abi tamam 2000 lira yapıyorsan yaptıralım sana. Sonra adam aradı beni. Dedi Mert ne yapıyorsun? İyi dedim abi sen ne yapıyorsun? İyi. İşte ben dedi bir yer buldum 1200 lira yapıyormuş. İyi dedim abi 1200 lira ver dedim bana IBAN numaranı. Atayım sana helalleşelim dedim. Ses kaydı aldım bir şey yaptım. Tamam dedi. 1200 lira artı 450 lira 1650 TL gönderdim gitti dayı. Ya sabah sinirle kalktın. Yaptığım işin hiçbir önemi kalmadı. Mazot paramdan gitti. 1600 TL ödedim döndüm. Aga. Böyle bir ufak bir muhabbet yaşadım. İşleri bitirdim. Bugün iyi bir iş para kazandım. Bu da böyle dayım. Bu işler de böyle. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Canla, sağlıkla, huzurla, mutlulukla beraber kalın. Esenlikler efendim. Allah'a ısmarladık.